Sifneos tarafından literatüre kazandırılan Yunanca kökenli alexitimi kavramı duygular için söz yokluğu anlamına gelir. Başlangıçta psikosomatik hastalarda görülen belirtileri açıklamak için ortaya atılmışsa da güncel çalışmalar alexitiminin madde kötüye kullanım bozukluğu, somatoform bozukluk, depresyon, kaygı bozuklukları gibi birçok farklı psikiyatrik bozuklukla sıklıkla birlikte görülebileceğini ortaya koymaktadır. Günümüzde normal dağılım gösteren bir kişilik özelliği olarak kabul gören alexitimi iki kutuplu değil süreklilik arz eden bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda farklı patolojik gruplar olduğu gibi sağlıklı popülasyonda da alexitimik özelliklerin görüldüğü çeşitli araştırmalarda ortaya konmuştur. Kişiliğin sağlık üzerindeki etkisini anlamak için potansiyel bir paradigma olarak ortaya çıkan alexitimi kavramı ile günümüzde bilişsel ve duygusal kısıtlıklar, diğer medikal, psikiyatrik, psikosomatik, psikososyal, kültürel ya da durumsal değişkenler arasında çeşitli ilişkiler kurulması ve bu sayede alexitiminin yenilikçi klinik gelişmeler için itici bir güç olması amaçlanmıştır. Alexitimi araştırmaları da alexitiminin farklı popülasyonlardaki yaygınlığından diğer bozukluklarla olan ilişkisi, nörofizyolojik boyutundan tedavi sonucunun uzun süreli etkisini yordamı üzerindeki fonksiyonuna kadar birçok farklı yönde ilerlemiştir. Ancak Lister tarafından 30 yıl önce ileri sürüldüğü gibi alexitimi kavramının var olan yapı ve tanılardan ayrılması ve gerek kuramsal gerekse ölçümsel anlamda güvenilirlik ve geçerliliğe yönelik soru işaretlerinin ortadan kalkması için günümüzde hala birçok araştırmaya ihtiyaç olduğu görülmektedir. Yenilikçi klinik gelişmelerde yararlanabilecek bir kavram olarak ortaya çıkmış fakat zamanla sınırları muğlaklaşmış olan bu kavram oldukça geniş bir alana yayılmış, araştırma sonuçlarının değerlenmesini ve böylece kavram üzerinde süre giden tartışmaların günümüzde ne noktada olduğunun belirlenmesini gerekli kılmıştır. İlgili araştırmalar taranarak hazırlanan bu çalışmada alexitimi kavramının özelliklerinin ortaya konması, kuramsal temellerinin nörofizyolojik, psikanalitik, bilişsel ve sosyokültürel ve güncel yaklaşımlar çerçevesinde değerlendirilmesi, birlikte gördüğü diğer bozukluklar, ölçümü, ölçülme ve kavrama yönelik eleştiriler anlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Nörofizyolojik bakış. Nörofizyolojik yaklaşımı benimseyen uzmanlar alexitiminin beyin yarım küreleri arasındaki kopukluk sonucu ortaya çıkan bir durum olduğunu ileri sürmüşlerdir. Onlara göre alexitimi limbik sistemden neokortekse gitmek için harekete geçen duyusal uyarı alanların bloke edilmesi sonucu bilinçli duygusal yaşantılara dönüşmemesiyle oluşan arıza olarak tarif edilir. Lane ve arkadaşları ise yaptıkları deneysel bir araştırmada beynin ön kabuğunun duyguları işleme ve bunlara tepki verme sürecinde önemli bir işleve sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Bu açıdan bakıldığında alexitimi beynin ön kabuğunda meydana gelen bir işlev bozukluğu olarak tarif edilmiştir. Aynı zamanda Taylor ile Burgess ve Simpson alexitimik bireylerde uzmanlaşmanın sol yarım küre ile üzerinde yoğunlaştığını tespit etmişlerdir. Bununla alexitimik bireylerde gözlenen hayal yaşantısında kısıtlılık, katı düşünce yapısı, bedensel yıkımlar ve panik bozukluk gibi durumları açıkladığını ileri sürmüşlerdir. Son yıllarda da nörobiyolojik çalışmalarda birçok önemli veri elde edilmiştir. Bu verilerin sonuçları karmaşık ve zaman zaman yetersiz olsa da duygusal uyarımdan sorumlu serebral yapılarının anatomisi ve fonksiyonu ile ilgili daha net bir resmin ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Örneğin Damasio, afaziyi düşünceyi oluşturan sözel olmayan zihinsel temsillerin dili oluşturan sembollerle ve gramatik organizasyonlarla dönüştürülememesi olarak tanımlamış. O halde alexitimik bireyleri limbik neokortikal bağlantıdaki sorun sebebiyle duygularını uygun düşünceleriyle bağlayamadıklarını, bunun yerine duygularıyla hiçbir şekilde ilişkisi olmayan sayısız detay barındıran bir dil kullandıkları ileriye sürülebilir. Bu bağlamda da alexitimik, duyguların afazisi olarak tanımlanabilir. Moriguchi ve arkadaşları da alexitiminin medial prefrontal kortekseki hiperaktivite ile ilişkili olduğunu saptamıştır. Bu bağlamda zihinleştirmedeki kısıtlılığın ötekinin perspektifinden bakma gibi yüksek bilişsel becerilerdeki bozulma ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu kavram aynı zamanda bilişsel işlemede düzensizliğe ve sıkıntı veren duyguları düzenlemek ve hafiflemekte neokortikal bir başarısızlığa işaret etmektedir. Bu bağlamda alexitiminin belirgin özelliklerin bilişsel işleme ve duyguların düzenlenmesinde eksiklikten kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu düşünce alexitiminin duygu düzenlemesinde işlevsel olmayan stillere düşük duygusal zeka ile çift yön hemisferler arası transfer kusuru ile ve azalan REM yoğunluğu ile ilişkili olduğunu gösteren araştırmalar desteklenmiştir. Borat da alexitimiyi nesne ilişkileri kuramından hareketle açıklamaya çalışmıştır. Ona göre alexitimi ayrılma, birleşme sürecindeki aksamaya bağlı olarak öz temsil ve kimlik duygusunun eksik geçmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Crystal ise çocuğun duygusal iletişim kapasitesinin gelişmesini tamamen ailenin kurduğu ilişkilerle çocuğun duygusal yaşantısını tanıyıp, geliştirip, zenginleştirmesi bağlı olduğunu savunmuştur. Crystal bu noktada alexitimik özellikleri erken çocuklukta yaşanan ve gelişim engelleyici yıkıcı olay ve ilişkilere bağlamak. Freud'un daha sonra Lacan tarafından da işlenen aktüel nevroz teorisi ve güncel bağlanma teorisinden hareketle alexitiminin ben ve öteki arasında kurulan ilişkide meydana gelen temsilli bir başarısızlık sonucu ortaya çıktığı düşünülmüştür. Buna göre uyarılma deneyimleri dil ve söylem aracılığıyla ele alınmamış, sonuç olarak bu deneyimler anlaşılmamış ve başkalarıyla paylaşılmamıştır.